Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim, dertleşelim sizinle. Biliyorsunuz 4 gün önce bir temkinli olma operasyonuna gittik. Çünkü piyasada sıkıntılı işaretler vardı. İşte dolar endeksi yükseliyordu, bitcoin düşüyordu, altcoinler düşüyordu vesaire. Yani ara ara temkinli gidersin bu piyasada. Bundan aylar önce de buna benzer bir hamle yapmıştık, örnek vereyim. Ama daha sonraki süreçte çok çok toparladık arkadaşlar. Yani eski takipçiler bilir, yeniler bilmeyebilir. Yani arada böyle temkinli gidersin. Meyvesini sonradan yersin ama o ayrı konu. Neyse işte ne dedik? Birkaç olumlu sinyal gelmesi lazım tekrar pozitife dönmek için, örnek vereyim. Daha sonra ne oldu? İşte 3 tane teyitten bahsettim size. İşte birinci teyidimiz burasıydı. Burada bir buy gelecek demiştim, biliyorsunuz. Ve hani temkinliyiz ama sıkı takibimde sizi her gelişmelerden haberdar edeceğiz. Sepetimizi yeniden yapacağız vesaire. Daha sonra burada bir buy geldi. Tamam dedim, ilk teyidimizi aldık. Ki buy geldikten sonra fiyatın nasıl yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu saatten sonra örnek vereyim. 54.900 altında 4 saat kapatmadıkça hiçbir problem yok bana göre. Yani burayı bir kaldıralım. Diğer teyidimiz neydi? Şöyle bakalım bir. Şöyle günlük grafiği alayım mesela. Şöyle diğer teyidimiz. Yani şöyle bir trend çizgisi vardı biliyorsunuz. 17.000 dolardan gelen. Şöyle çizelim de tekrardan. Onu kaldırdım. Şöyle. Yani dedim ki bu çizginin de üzerinde gün kapatacağız. O da ikinci teyidimiz dedim. Onu da yaptık. Tamam. Sonra dedim ki arkadaşlar ben full pozitife döndüm. Yeni bir sepet yaptım biliyorsunuz. Bundan 3 gün önceydi yanılmıyorsam. Dedim pozitif sinyaller geldi. Ben bir sepet yapıyorum. Dileyen alsın. Arkadaşlar o sepet şu an %20 karda. Dediğim yerde alanlar varsa şu an %20 karda. Allah bin bereket versin. Tutmaya da devam edeceğiz. Ve yorumlar görüyorum. Hocam ne zaman satacağız? Söyleyecek misin? Tabii ki söyleyeceğim. Beni biliyorsunuz. Ben her yaptığım sepette satacağım yeri söylerim. Derim ki bundan 4 gün önce de söyledim biliyorsunuz. Yani bundan sonraki süreçte de bir gün satacağım da söyleyeceğim yani. O konuda içiniz rahat olsun. Daha sonra dün bir sinyal daha geldi arkadaşlar. Yani şöyle. Acil durum videosunda da söyledim. Hatta daha önce dedim ki o iki teyit geldiyse üçüncüyü de alırız diye söyledim yani. Neyse bu düşen trend kırmızı. Yani dün acil durum videosunda orayı da kırdık dedim. Müjdeyi verdim herkese. Ve akşama doğru 25 altcoin'lik bir sepet daha yaptım. Yani kaçıranlar olduysa bir 25 altcoin daha. Yani arkadaşlar elimden geleni yaptım ben. Bu saatten sonra izleyip göreceğiz. Yani benim öngörüm o dünkü 25 altcoin özellikle ve bir önceki sepet. Yani bence getirisi güzel olacak. Sadece sabretmek lazım arkadaşlar. Şimdi breakout geldi mi geldi. Retest yapıldı mı yapıldı. Bakın arkadaşlar çizgi mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hiç ellemedim dünden beri. Yani dün dedim ki kırıldı, retest gelebilir. 1, 2, 3 noktadan milimetrik retest geldi. Görüyorsunuz. Yani şu an gayet olumlu duruyor. Bir retest daha gelebilir örnek vereyim. 56.900 seviyelerinde. Yani o geri çekilmeler normal arkadaşlar. Altına da biraz sarkıtabilirler. Sıkıntı yok. Ama genel olarak büyük resimde sıkıntı bitti diye düşünüyorum. Yani dolar endeksi de yükseliyor şu an misal. Ona rağmen Bitcoin de yükseldi. Yani dik durmayı başardı. Şimdi dolar endeksi sonsuza kadar düş çizgi gitmeyecek tabii ki. Bu arada açayım dolar endeksini bir. Şöyle. Şu an sert bir şekilde gidiyor mesela. Yani şuradan şuraya gitti bugün ama Bitcoin hemen hemen etkilenmedi. Şimdi bir yerden sonra düzeltmeye gidecek bu dolar endeksi. Mesela benim öngörüm nereden gider? Şöyle açayım haftalık grafiği. Ortalamaları açalım. Şu şekilde. Bakın tam böyle sıralamaya göre anlatacağım her şey daha iyi anlaşılsın her şey diye. Yani şurada iki tane ortalama var arkadaşlar. MA 50, MA 55. Yani bunlar önemli ortalamalardır. Yani benim öngörüm en azından bir MA 55'e kadar gider. Oradan bir satış yer gibi geliyor. Fazla da bir şey kalmadı arkadaşlar. 93.37 ile
93-66 seviyelerinde. Yani bu ikisinden birinden bir geri çekilme olacak. Yani piyasalar dalgalarla hareket eder biliyorsun. Nasıl burada yükseldi ve geri çekildiyse yani burada da aynen o şekilde bir şey bekliyorum. Ve o esnada da Bitcoin kaldığı yerden yoluna devam edecek. Şimdi buraya kadar geldiği halde dolar endeksi yani Bitcoin'da ayakta kalmayı başardıysa, breakout'unu yaptıysa arkadaşlar, demek ki sıkıntı yok. Bizim piyasamızda sıkıntı yok. Yani dolar endeksine rağmen dik duruyor. E zaten piyasa da olumlu. Bütün göstergeler olumluya döndü. Bitcoin'de ve altcoin'lerde. Yani ben önceki senaryomun devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi o senaryoya da geleceğiz. Hani bu geçen haftadan önce anlattığım senaryolar var ya, bunların çalışacağını düşünüyorum ben. Ortalamaları kapatalım. Yani şöyle. Bakın arkadaşlar, tekrar vites çok normal. Yani geri çekilmelerde panik yapmaya gerek yok. Yani 3'te 7'mizi aldık şimdi, tamam. Şöyle ortalamaları açalım. 4 saat diye alalım. Bakın 4 saatlikte bütün ortalamaların üzerindeyiz arkadaşlar. Bu çok güzel. Ortalamalar yönü yukarı çevirdi. Ondan sonra günlük grafikten bakıyoruz. Orada da hepsinin üzerindeyiz. Orada da pürüz yok. Yani geri çekilmeler alım fırsatı gibi geliyor bana. Daha sonra haftalıktan bakıyoruz. Orada da hepsinin üzerindeyiz. Aylık desen o da yeşil yeşil gidiyor zaten arkadaşlar. Yani hareketli ortalamalar bazında hepsinin üzerindeyiz. Yani geri çekilmelerde bu ortalamalardan tepki alır genelde. Yani alım fırsatı olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan bunları kaldıralım. Biraz da formasyonlara bakalım arkadaşlar. Yani burada bir omuz baş omuz formasyonu görüyoruz. Normalde onun hedefi nedir? Şöyle göstereyim. 62 bin dolar seviyeleri hedefi var bu omuz baş omuzu. Daha sonra şöyle bir boğa bayrağı var burada. Burada boğa bayrağı var arkadaşlar. Onun hedefi nedir? Şöyle 3 aşağı 5 yukarı çizelim. Şöyle yapsak diyelim böyle bu şekilde. Yani bu da 61 bin dolar hedefi var hemen hemen. Yani formasyonlar güzel. Trend çizgi bazında güzel. Hareketli ortalama bazında güzel. Süper trend açısından güzel. Her açıdan güzel. Yani tek sıkıntı dolar endeksi. Ama o da zaten çok yükseldi. Ona rağmen böyle yaptıysa dolar endeksi biraz geri çekildi mi sert bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. Yani bana göre bütün engeller aşıldı arkadaşlar. Şimdi biraz konunun derinliklerine inelim sizinle. Şöyle. Biraz sabırlı olun arkadaşlar. Güzel şeylerden bahsedeceğim. Ayarlarını bir yapayım da. Evet. Tamam. Günlük grafiği alalım. Bakın arkadaşlar şimdi kaçıranlar için bir daha göstereceğim. Bu iki çizgi kesiştiğinde Bitcoin zirveyi yapıyor. Tamam mı? Şurada kesişti mesela 2013 yılında ama çok sert bir yükselişle yapıyor. Öyle fazla zamanı yok. Ne kadarlık bir süreç? Diyelim bakın çizgiler neredeyse kesişiyordu burada. Az kalmış değil mi? Ve 3 aşağı 5 yukarı 3 haftalık bir süreç var. Şöyle bakayım bir. Yani 2 hafta diyelim. Yani Bitcoin %160 vuruyor arkadaşlar. O kadar sert bir yükseliş geliyor 2 hafta içinde. Ondan sonra bu çizgiler kesiştiği vakit ayı piyasası başlıyor. Yani bir trend var. Yükseliş trendi atıyorum 10.000'den 60.000'e giden trend gibi düşünebilirsiniz. O trendin bitimine yakın bu iki çizgi kesişince yani hemen öncesinden yeni bir rally geliyor. Sert ama bu iki çizgi kesişince ayı piyasası başlıyor. Gelelim bir diğerine. Şurada mesela. Kesişmeye buralar da yaklaşıyor. Yani son bir parabol daha yapıyor arkadaşlar. Ne kadarlık bir yükseliş yapıyor? 3 aşağı 5 yukarı. Yani %87'lik bir parabolik yükseliş yapıyor son anda. Ondan sonra kesişince ayı piyasasına giriyor. Gelelim buraya. 20 bin dolar da.
Yani kesişme çok az kalıyor arkadaşlar. Aynı şimdiki gibi. Ne kadarlık artış yapıyor? Yani çarpı ikilik bir artış yapıyor hemen hemen. Ne kadarlık süreçte? Bakayım bir. 2 haftada. 2 haftada 2 kat yükseliyor Bitcoin. Hatta bir ayda da 4 kat artıyor. Yani o kadar şiddetli bir yükseliş geliyor. Daha sonra da kesişme olduktan sonra şu noktada tekrar ayı piyasası başlıyor. Şimdi günümüze gelelim. Kesişme gene çok yaklaştı. Yani 2-3 haftaya kesişebilir arkadaşlar. O kadar yaklaştı yani. Geçmişte gördük ki kesişme yaklaşınca son bir rally geliyor arkadaşlar. Son bir rally. En azından 2 katlık bir artış geliyor örnek vereyim. Ondan sonra bu çizgiler kesişince ayı piyasası başlıyor. Şimdi biz bu çizgiler kesişmeden önce bir rally gördük mü görmedik. Yani önceki senaryom buydu benim. Ta ki dolar endeksi uçana kadar arkadaşlar. Orada biraz temkinli gittik. Ama daha önce ben bu senaryoyu takip ediyordum biliyorsunuz. Şu an hala bu senaryo aktif durumda. Yani bu iki çizgi kesişene kadar benim öngörüm Nisan ayında sert bir rally gelecek arkadaşlar. Şimdi altcoinlerin grafiklerine bakıyorum. Hemen hemen onlar da diyor ki biz rally'ye gireceğiz. Yani benim öngörüm şu şekilde olacak. 3 haftaya kadar bu iki çizgi kesişecek. O esnada Bitcoin ve altcoin'ler çok sert yükselecek. Yani aslında altcoin'lerde mega rally başlayacak diyebiliriz. Ki başladı da. Bazıları zaten gidiyor biliyorsunuz. Yani birçok altcoin mega rally'ye girecektir diye düşünüyorum. Nisan ayında arkadaşlar. Hatta şimdiden başladı süreç diye düşünüyorum. Yani 2 gün önce yaptığımız sepetler falan böyle güzel gidiyorsa yani bazı altcoin'lere bakıyorum bildiğin mega rally yapıyorlar. Çok sert yükselenler oluyor arasında. Yani ona işaret arkadaşlar. Şimdi şöyle geçmişte nasıl göstereyim size? Yani altcoin'ler yani basitinden bir tane göstereceğim size. XFG'yi açayım mesela. Haftalık grafiği açayım. Bu arada XFG'de de kesişme olacak enteresan. Orada da çalışıyor bu. Şöyle haftalık grafiği alayım. Bakın arkadaşlar bu bilgi şaşırtabilir. Mesela XFG rally'ye gidiyor 2017 Aralık ayında. Bu arada önce Bitcoin düşecek ondan sonra altcoin rally yapacak bilgisi yanlış arkadaşlar. Yani bu ürün 4 Aralık'ta rally'ye geçiyor. Daha Bitcoin düşmüyordu bile. Bitcoin 17 Aralık'ta düşüyor. Ben o anı yaşadığım için Bitcoin'in 5000'den 20.000'e giden sürecini ben yaşadım. O arada da altcoin sepetim vardı benim. 20 bin dolara giderken bile paramın en az 10'a katladıydım. Örnek vereyim. Bitcoin düştü, toparladı. Ondan sonra altcoin'e bir tık daha yükseldi böyle. Bazıları Ethereum mesela örnek vereyim. Bitcoin düştükten sonra rally yaptı. Yani majör olduğu için öyle olabilir. Ama birçok milyon altcoin Bitcoin'le birlikte hareket ediyordu o rally'de. Neyse bakın mesela 2 haftalık bir mevzu XFG. Ne kadar yükseliyor biliyor musunuz? 2 haftada. Bak. %4000 yapıyor arkadaşlar. Çarpı 40 yapıyor. 2 haftada bakın 2 haftada. Yani 2 haftalık bir mevzu. Ondan sonra başka bir tane vereyim. Mesela Tron vardı o zamanların yıldızı. Şöyle. Tron ne yapıyor arkadaşlar? Bakalım. O da bir ayda hemen hemen çarpı 100 civarı yapıyor arkadaşlar bir ayda. Yani çok hızlı gelişiyor. Kimileri bir ayda yapıyor. Ama Tron'un farkı neydi? Önceden rally'ye geçti. Piyasa yeni girdiydi. XFG'den önce rally'ye geçtiydi. Örnek vereyim. RDD var bir de o dönemler. Onun rally hızına bakalım bir. Bakın arkadaşlar. Bu da bir aylık bir süreç hemen hemen. Şuradan dizsek. Şöyle bir ayda o da 20 çarpı 22 yapmış arkadaşlar. Yani 22x yapmış bir ayda. Şimdi ne diyoruz? Nisan ayında kesilecek. Bir ay kaldı hemen hemen. Yani bir anda olmuş arkadaşlar. Bakın rally'nin R'si yok şuralarda. Hani bir anda rally'ye geçiyor altcoin'ler. Yani çok hızlı gelişebilir her şey. Eğer rally gelecekse. Tamam mı? Yani benim öngörüm önümüzdeki ay o çizgiler kesişince Bitcoin'da Bitcoin önce bir rally yapacak. Altcoin'leri de birlikte götürecek. Ama daha sonra o çizgiler kesişti mi Bitcoin bence all time high'ını yapıp ayı piyasasına girecek. Senaryom bu benim.
Alt dönlerde kimisi devam edecek ralliye, kimisi erken bitirecek. Hepsi aynı gün ralli yapmayacak. Yani kimisi erken bitirecek arkadaşlar. Atıyorum Bitcoin all time high'ından önce belki kimileri şu an bile bitirdi rallisini. Hani geçmiş dönemlerde çok sert yükselen bir türlü toparlamayan altcoin'ler varsa hani belki onlar işi bitirmiştir zaten. Mesela 2017'de de 11. ayda rallisini bitirenler coin'ler vardı. Ama 12. ayda bitiyordu ralli normalde. Yani öyle şeyler olabilir. Ben sizin için yükselmemişleri seçtim mesela. Daha rallini bitirmediğini düşündüm, coin'leri seçtim. Neyse şimdi Bitcoin'e tekrar gelelim. Şöyle. Yani altcoin rallisi mevzusunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani kimisi 2 haftada 30 kat artıyor. Kimisi 1 ayda 100 kat artıyor. Yani şimdi de 100 katlar beklemiyorum tabii de. Ama neticede bilin ki o hız yükselişi çok hızlı gerçekleşiyor. Bir anda olup bitiyor yani. Şimdi Bitcoin'de de bir fonlamalar lazım arkadaşlar. Şöyle birkaç haber pompalamaları lazım diye düşünüyorum. Şimdi aylık grafiği açıyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi daha önce paylaşmadım sizinle. Büyük ihtimal hiçbir yerde de duymadınız. Şimdi bakın Bitcoin rally'e gidiyor. Örnek verin burada. Bollinger alt bandı aylık bazda bakın sert bir şekilde düşüşe geçiyor. Ondan sonra rally başlıyor zaten. Yani şöyle Bollinger alt bandı aylıkta eğimi aşağı verdiğinde bir al sinyaliymiş aslında bakın. Ondan sonra rally başlıyor. Daha sonra burada da Bollinger alt bandı aşağı kırılıyor. Görüyorsun şöyle eğimi veriyor. Burada da rally başlıyor. Burada da en son işte 2020 yılında eğimi veriyor aşağı. Burada da bir rally geliyor. Peki bu Bollinger alt bandları ne yapıyor o ara? Oraya da bir gelelim arkadaşlar. Bak. Bollinger alt bandları arkadaşlar dibi yapınca yataya bağlayınca hemen hemen orada pik yapılıyor Bitcoin'da. Ondan sonra eğimi yukarı verdiği vakit ayı piyasası başlıyor. Yani bu veri bunu gösteriyor. Yani tam şurada dip yapıyor Bollinger alt bandı. Bitcoin'de rekorunu kırıyor. Eğimi biraz yukarı veriyor şurada. Ya şimdi zoom yaparsam görürsünüz şöyle eğim verdiğini. Ondan sonra da Bitcoin düşüşe geçiyor ayı piyasası. Burada da arkadaşlar bakın dip yapıyor ama eğim hala aşağı yönlü. Burada yukarı yönlü eğime gidince Bitcoin'de ayı piyasasına giriyor. Günümüze gelelim. Şu an eğimi daha yukarı vermediğini görüyoruz arkadaşlar. Hala eğim aşağıda. Yani bu da diyor ki son bir rally daha gelebilir Bitcoin'da. Deminki çizgileri baz aldık. Bunu baz aldık. Şimdi bir diğerini baz alacağım. Kapatalım Bollinger bandını. Haftalık grafiği açalım. Yani biliyorsunuz şunları bir kapatayım ben. Şöyle. Yani bir yıl önceden ben bu grafiği çektim. Yani paylaştım. Bir yıl demeyeyim de şöyle 6 ay mı oldu? Evet. Dedim bir gün Bitcoin'in şu sarı çizgiye gideceğini düşünüyorum. Aynen bu. Hatta duruyor. 2021 yılında Bitcoin 100 bin dolar olacak mı diye video çekmiştim. 5-6 ay önce hemen hemen. Orada da ben bu sarı çizgiye gideceğini düşünüyorum diye anlattım. Yani şu an hala oraya gelmedik. Yani o son bir rally böyle giderse arkadaşlar bu çizgide bitirebilir. 100 bin dolar seviyelerinde. Üzerine iğneler de gelebilir arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Daha önce de bu çizginin üzerine bu noktada iğne atmışlığı var. Ama şöyle 100 bin dolara doğru gider gibi geliyor. O son rally. Yani daha önce ne yapmış mesela? O çizgiler kesişmeden hemen önce 2-3 haftada Bitcoin 2x yapmış biliyorsunuz. Yani burada da öyle bir hareket gelebilir. Ve parçalar tamamlanmış olur. Biliyorsunuz yarım kalan işlerden bahsediyorum Bitcoin'de bir süredir. Yani o yarım kalan işlerden bir tanesi. Diğeri de buradaki grafik arkadaşlar. Bubble chart. Bunu daha önce de çok gösterdim. Her yapılan tepe parabolik bir şekilde sert bir iğneyle bitmiş. Ve üst çizgilere ulaşınca bakın orada ayı piyasası başlamış. 2013 yılında iki tane mega rally oluyor. İlk rally kesik çizgilerde bitiyor. İkincisi de kesik çizgilerde bitiyor. 20 bin dolara gidiyoruz. Sert bir yükselişte tekrar çizgilere geliyor. Orada bitiyor arkadaşlar. Şimdi son durum nedir? Bu son çizgilere gelmedik arkadaşlar. Yani bugüne kadar bütün boğa piyasaları orada bittiyse
Ve burada da bitecek diye düşünüyorum. Yani bitmesi lazım diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Yoksa orada da yarım kalan bir iş var. Yani ben bu grafiği 3 yıldır takip ediyorum. Yani diplerde falan çok yardımcı oldu. Hep çalışan bir grafik. Bütün bu ortalamalar vesaire çok güzel çalışıyor. Ve son noktaya geliyoruz. Kesik çizgiler arkadaşlar 122 bin dolar seviyelerinde şu an. Yani benim sarı çizgim neydi? 100 bin dolar. Bir FOMO gelse iğne atabiliyorum. Atabilir üzerine. Yani potansiyel hedef. 122 bin dolar. Potansiyel hedef. Ama bana göre 100 bin dolar da iyi bir hedeftir. Şimdi neye bakacağız? Rally geldi diyelim Bitcoin'da. O çizgileri takip edeceğiz arkadaşlar. Kimisi diyecek ki 100 bin dolar bekliyorum. Kimisi diyecek 150 bekliyorum. Kimisi diyecek ben 200 bin bekliyorum. Buradan biz ne yapacağız? O çizgileri takip edeceğiz. Hepsi bu. O kesiştiği vakit artık 70 bin mi olur? 90 bin mi olur? 100 bin mi olur? 150 bin mi olur? Bakacağız. Ama o çizgi kesiştiği vakit ben diyeceğim arkadaşlar çizgilerimiz kesişti. Dileyen nakite geçer. Ben gerisine karışmıyorum. Uyarımızı yapacağız yani. Hani benim öngörüm bir rally daha gelecek arkadaşlar. Bitcoin'de benim öngörüm bir rally daha gelecek. Yani bir ayda yani önümüzdeki 30 gün içinde bak biraz iddialı bir laf ama 30 gün içinde de mega altcoin rallisi olacaktır diye düşünüyorum. Yani hocam alalım 5 ay tutsak ne olur gibisinden değil. Alalım bir ay sonra satacağız. Yani o şekilde örnek vereyim. Yani o kadar uzun tutmaya gerek yok. Bu rally gelirse arkadaşlar orada satılacak. Şimdi diyebilirsin. Yo ben satmayacağım. Ben bir sene daha tutacağım. İki sene daha tutacağım. Üç sene daha. Olabilir. Ama diyelim düşüşe geçiyor ya ayı sezonu. Elindeki altcoin'ler %70, 80, 90'a kadar erir. Ondan sonra dip yapar yeniden bir rally'ye gider örnek vereyim. Ve o erimeleri görünce sen dayanamazsın, psikolojik sorunlar geçirirsin ve zararını satarsın örnek vereyim. Bunları yaşamaman için rally geldim pik noktasında satacağım. Ki atıyorum şu anki noktadan bile ona katlasan falan güzel para yapar. Onu satacaksın mesela diplerden bir daha alırsın. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Yani yarım kalan işlerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çizgiler de kesişmedi daha. Dolar endeksine rağmen Bitcoin de yukarı yönlü gidiyor. 3 tane teyidini de verdi. O esnada da altcoin'ler pamplamaya başladı. Yani bana göre rally senaryosu aktif arkadaşlar. Yani bir ay içinde hem Bitcoin'de böyle 2 katlık yükseliş bile gelebilir. 100 bin dolar örnek vereyim. Bu 30 gün içinde belki daha erken o yükseliş gelebilir Bitcoin'de. Ve altcoin'lerde de çarpı 5'ler onlar belki konuşulmaya başlar. Yani rally. Nisan ayında da ben her şeyin biteceğini hani biraz öngörebiliyorum Bitcoin için. Altcoin'lere de bakacağız arkadaşlar. Şimdi altcoin'leri tek tek nasıl diyeyim? Bir hepsini bir sepet yaptın. Hepsini bir altcoin gibi düşüneceksin. Hepsi aynı gün pik noktaya gitmiyor. Kimisi pik yapar. Kimisi bir hafta sonra yapar. Kimisi 2 hafta önce yapar. Yani sen hepsini aynı anda hem en dipten alıp en tepeden satamazsın. Alırken de ne dedik mesela? En dipten kimse alamaz. Bir yerlerden giriyoruz. Kısa vade %50 zararı göze almayan girmesin. Örnek vereyim. Satarken de en tepeden kimse satamaz. Belki %30-40 daha alttan satmış olacaksın. Ve diyeceksin ki tüh keşke en tepeden satsaydım. Öyle kolay olmuyor o. Kimse tepeyi bilemez. Eğer altcoin rally'e gitti mi? Duracağı yeri kimse kestiremez. Yani ben elimden geldiği kadar yardımcı olacağım tabii ki bu sepetlerde de, önceki sepetlerde de, hani aylar önce yaptırdığım sepetlerde de. Yani hareketlilik olduğumu zaten yorumlarda göreceğim ben. İnsanlar yazacak hocam şu coin deli gitmeye başladı, hala satmıyoruz mu gibisinden yorumlar göreceğim. Ve o rally gelirse daha aktif videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani çok çok aktif olacağım o zamanlar. Güzel yerlerden sattırmaya çalışacağım inşallah kısmetse. Neyse çok laga luga yaptım. Şimdi dominansa bir bakalım orada durum ne? Yani arkadaşlar kademeli düşüş devam ediyor dominansta. Dün birazcık değindim. Şu çizgi kırıldı. Retest, bir retest daha gelirse %59 seviyelerine geri çekilme olabilir. Yani hala oraya doğru gidiyor gibi hali var. Diğer taraftan haftalık grafiğe bakıyoruz. Orada da düşen trendde yani kırmızı kırmızı gidiyor. Orada da hareketli ortalaması var bir tane.
Nerede o? Burada. Yani şu MA 200'e kadar bir geri çekilme gelecek gibi duruyor. Yani alt yönler pozitif arkadaşlar. Cidden pozitif duruyor alt yönler. Zaten sepetinize bakarsanız miktarın arttığını görürsünüz. Paranızın yükseldiğini görürsünüz. Yani dominans düşüş trendinde. Bitcoin olumlu. Şimdi de altcoin dominansına bakalım. Yani o da hala yükselişte arkadaşlar. Orada da problem yok. 4 saatlik de bütün ortalamaların üzerinde. Ha, dün bir geri çekilme yaptı. Geri toparladı hemen. Orada sıkıntı yok. Yani günlük bazda da yeşil yeşil bütün ortalamalar üzerine gidiyoruz. Haftalık grafikten bakınca da yani orada da problem yok arkadaşlar. Hatta bir önceki mum çok güzel bir mum yani. Uzun iğneli dipten tepeye doğru. Yani güzel, görüntü güzel. Bir de altcoin market cap'e bakalım mesela. Total 2'ye. Bakın arkadaşlar ben hep dedim altcoin market cap'te bir uyumsuzluk yok. Ve yoluna devam ediyor. Yani arkadaşlar yani bence rally kaçınılmaz. Yani Nisan ayında işi bitireceğiz gibi geliyor bana. Yani şimdiden planınızı yapın yani. Şöyle arkadaşlar biz rally gelince satıyoruz ya. Size tavsiyem nedir biliyor musunuz? Direkt paranızı %90'ınızı çekin. Bankaya yatırın arkadaşlar. Borsadan direktman çekin. O %90'ınla yatırım yapın. Yani geri dönüşü olmayan bir yola girin. Çünkü siz borsada tutarsanız o %90'ını ayı piyasası geldiğinde o %90'ını eriteceksiniz. Yani ne kadar sabırlı olsan veya kendine hakim olan bir insan olursan bile hareketler o kadar sert gelecek ki artık herkesin gözü dönmeye başlayacak. Yani o parayı eritmemek için borsadan kesinlikle çekmen lazım. %10'unu tutarsın, maceraya mı gireceksin? O %10'unla girersin maceraya. Ama atıyorum sen 10x yapmışsın, paranı tatlamışsın, o parayı eritmeyeceksin. %90'ı direktman bankaya, direktman. Yani hiç tutma borsada. Yani benim önerim budur. Ondan sonra rally geldi 10x, 20x. Oradan bir 100x daha bekleme. Hani buradan bir 100x daha yapacak. Bitcoin 1 milyona gidecek gibisinden düşünme. Yükseldi mi satacaksın ya. Yükseldi mi satacaksın. Ayı piyasası başladı mı diplerden bir daha alacaksın. Yani bunları ben niye diyorum? Aynısı 2017 yılında oldu. Yani kimse satmadı arkadaşlar yükselişte. Kimse satmadı. Daha da yükseliş bekliyor. Daha da yükseliş bekliyordu. Zaten 2-3 haftada oldu bitti her şey. Yani düşünmeye fırsatım bile olmuyordu. Ama şimdi var. İlmik ilmik işledik konular arkadaşlar. Aylardır buralara geldik. Yani şimdi planlı hareket ediyoruz. İşte yeri gelir temkinli olursun. Yeri gelir işte bullish olursun. Ama öyle yeşil mumlar gelirse arkadaşlar kusura bakmayın oradan satılması lazım. Ben torunlarıma miras bırakayım falan yok. Hala eski zirvelerini görmeyen altcoin'ler var 2017 yılından beri. Yani onlar hala %60-70 terste bekliyor örnek vereyim. Kimileri silindi gitti piyasadan. Yani bunlar da baz almak lazım. Yani güzel şeyler görünüyor arkadaşlar ya. Bollinger bandını bir açayım haftalıkta. Yani üst banda doğru gidiyor gibi total 2. 800 milyar, 100 milyar daha girecek gibi duruyor alt yönleri. Yani uzun lafın kısası Bitcoin'de teyitleri aldık. Alt yönler güzel gidiyor. Her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Tek iyi olmayan şey dolar endeksi. Dolar endeksi çok yükseldi. Ona rağmen Bitcoin ve alt yönleri dik durmayı başardıysa bir yerden sonra dolar endeksinde bir düzeltme gelir diye düşünüyorum. Oradan biz daha sert yolumuza devam ederiz ama çok hızlı gelişecek arkadaşlar. Yani bence çok hızlı gelişecek. Şeye bakalım bir daha Bitcoin'e bakalım son olarak sonra bitireyim videoyu. Yani arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Rahat olun ya. Yani sıkıntı olursa acil durum videosu çekerim ben. Tamam mı? Ben, o iş bende. Neyse arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.